dakikalar sonra ekranda olacak. Sevgili seyirciler, estetik cerrahi ameliyat gerektirmeyen yöntemlere giderek daha fazla yöneliyor. Bunların en yenisi ise kalça astırma sarkmalarından şikayetçi olan kadınlar. Eskiden büyük ameliyatlar gerektiren bu sorundan çok daha kolay kurtulunabiliyor. Nasıl mı? İzliyoruz. Jennifer Lopez kalçalarına sahip olmak artık hiç zor değil çünkü bunun için artık ameliyat yapılmıyor. Sarkık kalçalar artık dikişle asılarak yukarı kaldırılıyor. Kalça asma, sarkmış kalçanın askı dikişleriyle toparlanıp asılması ve kalçaya şekil verilmesi işlemidir. Hiçbir kesme, doku çıkartma diye bir şey yok. Üst tarafta bir tane delik ve alt tarafta kıvrım yerinde de 4 tane delikten dikişler geçilerek bu dikişler sonunda da orada bağlanarak yukarı çıkması sağlanır. Lokal anestesiyle yapılan işlem 15 dakikada bitiyor. Operasyondan 3 ay sonra dikişler de kendiliğinden eriyor ve ortaya işte böyle bir sonuç çıkıyor. Bu düz kalça, kalça değil. Normalde buranın girintili, bu bölgenin çıkıntılı, şu sarkmış kısmında yukarıya doğru gitmesi lazım. Ki o güzel bir kalça şeyini alsın. Bakın şimdi değişecek. Tekrar yapıyorum, değişecek. Dikkat edin bakın, hem bu çıkıyor yukarıya, hem burası gidiyor. Eski yöntemlerle bu sonuca ulaşmaksa oldukça zahmetli. Daha önce, yani bildiğimiz metotlar var biliyorsunuz. Ne olabilir? Buradan parçalar çıkarılır ve gerdirme yapılabilir ama buralarda tabii ki izler oluşur. Silikonla da büyütülebiliyor. Silikonun tam böyle oturma yerinde şekil bozukluğu yapma ihtimali bile var. Tabii soru işaretleri de var. Operasyon bir daha kalçada sarkma olmayacağı garantisi vermiyor. Bir sene sonra da sarkabilir, 5 sene sonra da sarkabilir. Niçin bu? Kişinin yapısına bağlı. Ayrıca yöntem herkes için uygun değil. Çok pörsümüş, artık sarkmış bir kalçada uygulanması fayda sağlamaz. Aynada bakınca beğeneceğiniz bir kalçaya sahip olmak artık hayal değil. Ama korumak yine sizin elinizde. Ve bunun yolu da hem spor hem de dengeli beslenmeden geçiyor. Antidoping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle...